Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli seyircilerimiz Vav wow Televizyonu'na İslam'ın ışında günümüz meseleleri programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim bir saate yakın bir süre sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden gelen soruları Doktor Hüseyin Kayapınar hocama soracağım. Kıymetli hocam yayın esnasında cevaplandıracak. Merak ettiğiniz aklınıza takılan sorularınız varsa yapmanız gereken şey 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu normal mesaj atarak sorularınızı bizlere iletmek, aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızdan bize sorun VAV wow uzantısıyla da sorularınızı bekliyoruz. Şimdi kıymetli hocama döneyim, bir hoş geldiniz diyeyim. Akabinde sizden gelen soruları hocama sormaya başlayacağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Çok şükür elhamdülillah iyiyiz. Siz de iyisiniz. Sağlığınıza duacıyız. Teşekkür Allah ederim hocam. Ürper. Seyircilerimizin soruları var. Sessiz sorularımız da var. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayayım. Oldu tabii. Bir seyircimiz demiş ki hocam çocuğumun bana verdiği parayı zekat olarak verebilir miyim? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi çocuk babasına para vermiş. O para çocuk olmaktan çıkmış babasının evet. olmuş. Hı hı. Babası o parayı istediği gibi kullanır. Zekat olarak da verebilir. Başka ihtiyaçlarını da harcayabilir. O da bir başkasına hibe edebilir. Yani bunda bir harama vermemek kaydıyla bir sınırlama yoktur. Harama vermemek kaydıyla deyince sadece oğlunun verdiğini harama vermemek kaydıyla değil. Hiçbir kazancı harama vermemek kaydıyla. Yani sınırlamalar var. Hı hı. Şu yoktur yani dinimizde. Arkadaş ben istediğim gibi kazanırım ne karışırsınız? Mal benim dediğim mi? Değil mi? İste, değil mi? İstediğim yere veririm, istediğim yere harcarım. Kimle karışır? Bu yok. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisinde buyurur ki, siz üç şeyden, bir rivayette dört şeyden sorulmadıkça sıratı geçemezsiniz. Nedir onlar? Bir, ömrünü nerede geçirdin? An ömrühü, ömründen sonra nerede geçirdin? İki, gençliği nerede? Tükettin, eskittin. Üç, e, malını nereden, malı nereden nereye kazandın harcadın? nereye harcadın dört ilmin o ilmini sen ilminle ne amel ettin bunlardan sorulacak hı hı. yani bu sorulardan birisi malını nereden kazandın nereye harcadın e, öyleyse kazanacak yerler belli helal yolla kazanılacak ve helal yolla kazanılan da e, helal olan alanlarda harcanacak yani insanın kendi ihtiyacı ailesinin ihtiyacı hayır hasenat Vesaire is, israfa bile girmemesi lazım. Ha, ama evet. hayırlı bir yerde olmak yani haram olan bir yer olmamak kaydıyla harcar. Ve burada oğlu babasına para vermiş. İyi yapmış. Babasının gönlünü almış. Ha, babası da varlıklıymış. Zekat verecek durumdaymış ki oğlunun verdiği parayı zekat olarak veriyor. Ya e Allah kabul etsin. Bunun hiçbir sakıncası yok. Başka bir seyircimiz demiş ki, camide namaz kılarken bazen dikkatimi çekiyor. Cemaatten bazıları secdeye giderken ya da secdeden kalkarken dizlerin üzerine çöktükten sonra ayakları havaya kalkıyor ve eğildiklerinde sırtları açılıyor, mahrem yerleri gözüküyor. Bu durumda namazları kabul oluyor mu ve diğer cemaatin namazına bir sakınca var mı? Şimdi burada iki yön var iş. Bir ayakları yerden kaldırma var. Hı hı bir de e, sırtlarının açılması meselesi var. Evet. Şimdi bu ayakları yerden kaldırmayla ilgili çok konuştuk burada. Yani bizim kaynaklarımızda diyor ki e, en azından iki ayaktan bir birinin bir parmağının yere değmesi lazım. İçini. Hı hı. Bu şart koşuluyor. Ama bu hatayı yapan çok, bu hatayı yapan çok diye bu mazur mu görülecek? Hayır. Ama e, bu mutlaka en azından ayağının birinin Parmağının birinin yere değmesi lazım, bakması lazım. Hükmü bir ayete, hadise dayanmıyor zannedildiğim bildiğim kadarıyla. İştahattır o. Dolayısıyla ona Allah kabul eder, etmez. Ona ben bilemem ama yapılması gereken şey parmağının en az birini dikmek. Şimdi asıl ötekisi. Şimdi erkeğin mahrem yeri neresi? Göbek ile, göbek hariç. Diz kapağının arası diz kapağı dahil. Bu ikisinin arasının örtülü olması lazım. Hem yabancıya karşı hem namazda. Şimdi böyle yazın özellikle kısa dar tişörtler giyiyorlar insanlar. Hı hı. Düşük pantolonlar giyiyorlar. Ve gerçekten burada denildiği gibi secde ederken e, efendim belinden bir karış aşağıya kadar neredeyse görünüyor. Evet. Bu namaza engel mi değil mi? Şimdi vücutun örtülmesi gereken bir organının dörtte birinden fazlası açılırsa eğer bu namaza manidir. Peki burada organ neresi? Şimdi göbek var ya göbeği arkaya doğru çevir. Hı hı. Bel. Oradan aşağısı mahrem. Şimdi acaba o sırt kısmı yani bel kısmı ayrı bir organ mı? Yoksa kalçalarla birlikte mi ayrı bir organ? Şimdi çünkü burada problem daha çok nerede kendini gösteriyor? O kalçaların arasında gösteriyor. Evet. Ve bu biraz en azından arkada kalanları tiksindiriyor. Eğer dörtte birini de geçiyorsa namazına da engeldir. Manidir. Ama onu görenler için zorunlu olarak gördüğü için şey olmaz. Namazına bir zarar gelmez ve kendisi günaha da girmez. Ama ne yapacak? Gözü ona iliştiği zaman hemen gözünü çevirecek. Yani ona bakmakta hmm. ısrar etmeyecek. Bu her türlü harama bakmada vardır bu. Mesela dışarıda bir yabancı hanım gördü insan. Baktı. Tamam bir defa baktı. Bunu ısrarla bakması caiz değildir. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'ye birinci bak, rastlayış senin demiş. Ama diğer caiz değil. Bu bu şey konuda da yani o secde eğilirken ki o e, açıklık kısmında da arkadaki cemaat gözü ilişti. Ona problem yok ama e, hemen gözünü oradan kaydırmalıdır. E, onun namazına zarar gelmez. Fakat bu organın dörtte biri kadar açılmış ise veya dörtte birinden fazlası namaz kılan namazı geçersizdir buna dikkat etmesi lazım insanlarımızın yani hem kendi namazları açısından hem de başkalarının iğrendirmemesi yani evet. bakıyorsun önünde adam affedersin işte şey e, e, butlarının arası görünüyor neredeyse e bunlar günah doğru değildir Ahmet Erdoğan isminde bir seyircimiz demiş ki taklidi iman ve tahkiki iman arasındaki fark nedir? taklit ne demek? taklit bir başkasının görüşünün delilini bilmeden o görüşün peşinden gitmektir. Hı hı. Yani bir konuda bir başkasının görüşünün delilinin ne olduğunu bilmeden o görüşün peşinde gitmek. Bu taklittir. Mesela biz şimdi ne yapıyoruz? İmam-ı Azam'ı taklit ediyoruz. Evet hocam. Niye? Niye biz yap taklit etmiş oluyoruz? Çünkü İmam-ı Azam'ın görüşlerini alıyoruz. Fakat İmam-ı Azam bu görüşlerinde hangi delile dayandığını bilmiyoruz. Bu işe taklit deniyor. Peki taklit yapılabilir mi? İmam Azam taklit yapılabilir. Niye? Çünkü o fıkıhtır. Furudur. Yani ameli konularda taklit caiz demişler. Çünkü insanların bunların hepsini gayet iyi bilmesi mümkün değil. Mesela her Müslümanın namazın vaciplerini bilmesi mümkün değil, sünnetlerini bilmesi mümkün değil, haçla ilgili şeyleri bilmesi mümkün değil, deliliyle mecbur taklit edecektir. Bundan, bundan dolayı ameli konularda yani ibadet konularında taklidin caiz olduğunu söylüyor fukaha. Ama inançla ilgili konularda ki bu sorunla ilgili taklidi iman, taklidi inançla ilgili konularda yani itikadi konularda bir kimsenin işte demek ki verdiğim taklit örneğinde şeyinde olduğu gibi tanımında bir alimin delilini bilmeden onun görüşünü ne uyması, onun görüşünün peşinden gitmesi. Şimdi İtikadi konuda taklidi iman caiz görülmüyor. Yani en basit şekilde ne anlayalım? Müslüman mıyız elhamdülillah. Niye Müslümanız? E babam da Müslüman ondan. <laughs> Böyle olmamalı. Allah var mı? Var. Evet. Ne biliyorsun? Hoca öyle dedi. Böyle olmamalı. Yani şuurunda olmak lazım. Bilincinde olmalı. Yani düşünmeli. Ki Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesi tefekküre çağırır bizi. <laughs> yani tabiat olaylarından bahseder ve arkasından umulur ki akıl edersiniz. Umulur ki düşünürsünüz. Evet. Umulur ki ibret alırsınız gibi şeyler vardır. ifadeler vardır. Yani bizi düşünmeye teşvik ediyor. Eee inne fi halqis vel ardı vaktilafi leyli ven nehar <laughs> le ayatin li elbab. Yani yerlerin ve göklerin yaratılmasında, gecenin ve gündüzün peşi peşine gelmesinde akıl sahipleri için önemli alametler vardır. Ayetler vardır, deliller vardır. Neye delil? Allah'ın varlığına delil. Allah'ın gücüne delil. Bu delil deyince evet. bunu anlayacağız. Sonra Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin. Yani bir an düşünmek bir sene nafile ibadetten daha faziletlidir. Niye? Çünkü düşündüğün zaman neyi düşüneceksin? Allah'ı değil, zatını değil. Allah'ın mahlukatını düşüneceksin. Bu da önemli. Hmm. İnsanlar Allah'ın zatını düşünmeye çalışıyor. İdrak edemezsin konu, akıllar onu idrak edemez. Evet. Çünkü akıl bizim aklımız neyle sınırlıdır? Bu beş duyumuzla algıladıklarımızla sınırlıdır. Onun ötesini bilemeyiz biz. Eğer Allah'a biz bir şekil vermeye kalksak, dünyadaki yaratıklardan birine benzetmemiz lazım ki böyle bir şey olamaz. Allah Muhalefetül Ilhavadi sıfatı var, değil mi? Yani sonradan olanlara benzemez. O zaman biz ne yapacağız? Allah'ın yaratıklarını, yarattıklarını <laughs> düşüneceğiz ki Kur'an-ı Kerim de bizden bunu istiyor. Diyor ki mesela, "Falyanzurul insanu mim mekuluk. Khuliqa mim ma indafik. Yahrucu min beyne sulbi ve İnsan neden yaratıldığına bir baksın hele. Fışkıran bir sudan yaratıldı. O da karınla bel arasından çıkar. Yani insan kendi yaratılışına bir baksın diyor be. Düşünsün. Yani ana rahmine düştüğü anki halini düşünsün. Bir de şimdiki haline düşünsün. Bu evreler kendi kendine mi gelişti? Tesadüfen mi gelişti? Bunları böyle geliştiren mi var? İşte böyle düşünerek Allah'a inancı, itikadı şey yaptığı zaman, e, elde ettiği zaman o tahkiki imandır. Hmm. Şimdi şairin biri öyle demiş. Bir kitabullah azamdır, seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Yani kainat baştan sonra Allah'ın bir kitabıdır. Hangisine baksan Allah Allah'ı görürsün. Esen öten kuşta, akan suda, açan çiçekte. <laughs> Hepsinde Allah'a görürsün. Ha, düşünmek. İşte bu tak tahkiki imandır. Ama hiç kafa yormadan demin söyledim işte işte Allah var dediler, ben de var diyorum. İşte bu da taklittir. Taklit imandır. Ve iman taklitten tahkika geçmelidir. Hmm, eyvallah hocam. İstanbul'dan Abdullah isminde bir seyircimiz demiş ki sabah namazını kıldıktan sonra kaza namazı kılabilir miyiz? Kılabiliriz. Sabah namazını fazla kıldıktan sonra nafile kılamayız da hı hı. güneş doğuncaya kadar, güneş doğmaya başlayıncaya kadar kaza namazı kılınabilir. Başka bir seyircimiz demiş ki sabah namazı ve ikindi namazında farzı kıldıktan sonra safı bozmayın diyorlar. Doğru mudur? Hayır. Hayır öyle bir şey yoktur bozulabilir. Yani burada e, farz kılınan yer ile namazda hı hı. saf farz kılarken tutulur. Farz kılarken evet. tutulur. O farzın dışında safı bozmak daha esastır. bu Bunun iki tane şey var, hikmeti var. Mesela e, burada sadece sabah ve şey demiş. demiş. İkindi demiş. Evet. Niye? Çünkü onlardan sonra sünnet yok. Ama sünnet namazlarda Farzı kıldıktan sonra safı bozup ayrı ayrı yerlerde kılmak tavsiye ediliyor. Doğru. Ama e, sonradan sünnet olmayan namazlarda bozabilirsin de bozmayabilirsin de. Çünkü o artık çelik, ibadetin bitmiştir. Hı hı. İster orada durursun, ister bozarsın. Hatta e, bozma şöyle de tavsiye edilebilir. Gerçi bizim e, şeylerimizde, camilerimizde namaz bittikten sonra imam cemaata dönüyor. Dolayısıyla sonradan gelen kişi e, insanların aynı safta dursalar bile onların namazda olmadıkları anlıyor, anlıyor, anlaşılıyor ama böyle bir kayıt yok yani illa bozulsun veya bozulmasın diye bir şart yok. İkisi de mümkündür. Fatih Gazel isminde bir seyircimiz demiş ki Hanefi'yim kaza namazlarımı vakit namazları içinde kılmak istiyorum. Nasıl kılabilirim? Nasıl kılar? Kaza namazı nasıl kılınır? Öyle kılar. Yani vakit namazları içinde kılmak istiyorumdan maksat eğer sünnetlerin yerine onları kılacağım demek istiyorsa Hı hı. Sünneti kılmamış olur. Kaza kılmış olur. Ya burada Hanefi'yim diye özellikle zikrettiğine göre. Çünkü Şafii'de biliyorsunuz sünnet kılamaz kaza borcu olan. Daha önce burada konuştuk çok veya nafile kılamaz. Ama Hanefi'de öyle değil. Şimdi diyelim ki öğle namazının sünnetini kılmamıyor da daha önce geçmiş bir öğle namazını fazlını kaza ediyor. Olabilir. Kâhmet getirir. bu sünnetlerine kazaya niyet eder, kılar. Ama sünneti kılmamış olur. Peki, sünnet, sevabından sünnet sevabından mahrum olur. Sünnet ee, sevabından mahrum olur. ki Peygamber Efendimiz bu sünnetlere de ehemmiyet vermiş. Ya yani ne diyor? Namazların önünde ve sonunda diyor 12 rekat kim sünnetle baskılarsa Allah ona diyor cennette bir köşk yapar diyor. Sonra o sünnetler farzlardaki kusurları, eksikleri telafi eder. Hı Bu açıdan biz sünnetleri terk etmememiz lazım. Yani kaza namazı kılacak vaktimiz çok. Kaza namazını başka zamanlarda kılabiliriz. Evet. Ama e, farza bitişik olan sünnetleri başka zaman kılamayız. Ben öğle namazının sünnetini öğle namazının farzından önce değil de öyle e, şimdi kılmaya kalksam e, o öğle namazının sünneti olmaz, nafile olur. Ama şimdi kaza kılabilirim buna ben geliyorum. Hmm. Fatih Bey'in ikinci sorusu da sabah namazında Amener Rasulü okunur mu? namaz içerisinde okunur. Ya yani namazdan sonra kastediyorsa hı, hı namazdan sonra sünnet olan huvallahu lezi okumaktır. Sabah namazından sonra. Sabah namazından mı? sonra ve bir de akşam namazından sonra. Hı hı. Peki amener rasulü ne zaman okunur? Namazdan sonra, yasıdan sonra okunur. Bunlar Peygamber Efendimizin tavsiyeleridir. Evet. Ama namaz içinde farzı kılarken ben birinci rekatta amener rasulüü okuyacağım. Okuyabilirsin. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'den ayetlerdir onlar. Ve biz zaten namaz kılarken okumamız gereken şey nedir? Kur'an-ı Kerim'den ayetlerdir. Veya suredir, surelerdir. İlla şu olacak, şu olmayacak diye bir ayrım yoktur. Kur'an-ı Kerim'in içindeki her ayet, her sure, her namazda okunabilir. Seyircilerimizden biri demiş ki kolonya abdesti bozar mı? Kolonya abdesti bozmaz. Kolonya abdesti bozmaz. Hı hı. Çünkü e, biz hep ne diyoruz? E, abdest Genel ilke olarak vücuttan çıkan necis şeylerden dolayı bozulur. Vücuttan çıkan evet. necis şeylerden. Vücuttan çıkan temiz şeyler bozmaz. Gözyaşı bozmaz mesela. Tükürük bozmaz vücuttan çıkıyor. Ama idrar bozar. Yerlenme bozar. Dışkı bozar. Abdesti. Kan bozar. İrin bozar. Vücuttan çıkıyor bunlar. Bunların dışında e, abdesti bozan bir şey daha vardı. Neydi o? Namazdayken kaka ile gülmek. Bir de Şafii mezhebinde ilave var. İşte hanımına dokunması ve cinsel organına dokunması. Şafii mezhebinde onlar da bozar abdesti. Ama Hanefi'de de öyle değil. Şimdi kolonya vücuttan çıkan bir şey değil. Vücuda giren bir şey de değil aslında. Eline sürüyorsun. Dolayısıyla bunun abdesti bozmasıyla hiçbir ilgisi, irtibatı yok. Ama şu akla geliyor daha çok soruluyor. Kolonya sürmek namaza mani mi? Niye? Çünkü kolonyanın içerisinde alkol var. 80 derece alkol diyor değil evet. mi? Evet. Dolayısıyla ve alkol de necistir. Pistir yani. Tabi burada e, pislik o pis olma açısından İmam-ı Azam ayırıyor alkoller. Hepsini aynı köfeye koymuyor. Mesela şarap. Yani üzümden imal edilenler pistir. Öbürleri öbürleri içilmesi haramdır ama pis değildir diyor İmam-ı Azam. Hmm. Ha şimdi e, bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hijyenik olarak veya temizlik için kullanılan ve alkol içeren maddelerin e, pis olmadığı, eli pislemediği şeklen bir talası var, görüşü var. Buna istinaden diyoruz ki insan eline ala, şey kolonya sürse ve yıkamadan namaz kılsa namazı namazdır. Ama şarabı sürse eline şarabı ve yıkamadan namaz kılsa onun namazı olmaz. Hımm ikisi arasında fark var. Aynı seyircimizin ikinci sorusu. Namaz kılan biri sonrasında namaz kıldığı elbisenin kirli olduğunu fark ederse tekrar namaz kılması gerekir mi? Şimdi bu ne kadar kirli, ne, ile kirli? Şimdi biliyorsunuz iki türlü necaset var. Evet hocam. Bir necaseti galiza var, ağır necaset. Bir de necaseti hafife var, hafif necaset. Şimdi necaseti galiza, dışkı, Kan, idrar, yenmeyen hayvanların idrarı, köpek, kurt gibi hayvanların salyası bunlar necaseti galizadır. Yani ağır necasettir. Yetiyenen hayvanların idrarı o da hafifedir. Necaseti hı hı. hafifedir. Şimdi necaseti galiza dediğimiz o ağır necaset de iki çeşittir. Ya sıvı olabilir veya katı olabilir. Eğer bu pislik katı ise bir dirhemi. Yani 2 gram kadarı namaza manidir. Evet. Veya 2 onda 8 gram. Namaza manidir. 2 onda 8 gram. şimdi katı olanı. E, sıvı olanın ise bu avuç içi var ya. Avuç ayası. Hı hı. Bu, bu kadar namaza mani değil. Bundan fazlası manidir. Eğer insanın üzerindeki o sorudaki olan necaset, pislik, ağır necaset ise sıvı ise avuç içinden ki bu avuç içi deyince biraz fazla da büyük oluyor. Bir şöyle diyelim. Şimdi zamanımızda bir liralık var ya madeni para. Evet hocam. Çünkü bir dirhem diye geçer kitaplarda. Hı, hı. O bir liralık madeni paradan daha büyükse o namazı iade etmek lazım. Eğer katı necaset ise dışkı gibi o takdirde o iki onda sekiz gramdan fazla ise namazı iade etmek lazım. Ama üzerindeki necaset necaset hafife ise. Yani eti yenen hayvanların mesela koyunun, keşinin idrarı ise o takdirde bulaştığı o organın dörtte birinden az ise namaza mani değil, iadeye gerek yok. Mesela bacağa dokunmuş dörtte birinden az ise. Hı hı. Ama dörtte birinden fazla ise onun da namazı iade edilmesi gerekir. Aydından Fatih Bey demiş ki hocam arabayla giderken selam verdiklerinde korna çalıyoruz. Bu... Selamı almak yerine geçer mi? E şimdi içinden hem aleyküm desin hem de karşı tarafa selamını aldığına dair işaret et vermiş olur yani e, bu bir kötü bir şey değil selamlaşma ama bazen de korna küfür yerine basıyorlar. Evet. O kötü. E, o kötü. Onun <laughs> arkasından cinayetler falan da çıkıyor. E, buna meydan vermemek lazım. E, fakat evet. öyle değil de gerçek selam olarak anlaşılıyor bu karşıda geliyor. Sen, sen basıyor o, elinde sallıyor sen de diyorsun. Yani bu tam selamın yerine geçer mi geçmez mi bilemem ama e, bunun bir zararı olmaz en azından. Fakat böyle bir durumda ve aleyküm selam desin. Hmm. Çünkü mesela ne yapıyoruz biz? Evlere girdiğimiz zaman selam veriyoruz. İçeride, evet. içeride kimse olmasa bile. Veya karşıda birisine selam veriyorsun almazsa kendin ve aleyküm selam diyorsun. Selam vermeyene selam vereceksin. Bu asıl yiğitlik de budur değil mi? Evet hocam. Müslümanın anahtarı mı hocam selam? Valla selamın çok faydaları var. <laughs> Cennetin anahtarı diyelim. Hı, eyvallah. Fırat isminde bir seyircimiz demiş ki bir kişinin hayatını kurtarmak için göz göre göre ölümü atlamak caiz midir? Örneğin bir kişiye araba çarpacak. Biz bunu görüyoruz ve bizim de ölüm riskimiz var. Ama yine de kurtarmak için müdahale ediyoruz. Yüzde yüz eğer sen gideceksen gitmesin. Yüzde yüz. Yani öleceği kesinse Kesinse. Mesela mermi geliyor diyelim. Önüne ee, duruyor. Orada... Yani bu bu caiz olmaz. Kendi kendini öldürme olur o. Hmm. Ama öyle değil de işte yüzde altmış, yüzde yetmiş bunu kurtarırım derse o zaman tabii onu kurtarmaya gayret eder. Yani hiç denizde yüzmesini bilmeyen birisi. Evet hocam. Gemiden biri düştü, boğuluyor. İşte Atladığı zaman biliyor ki o da boğulacak. E o zaman atlamaz. Ama az çok biliyor ben... Atlarsam bu boğulanı kurtarabilirim umudu var içerisinde. Atladı ama ikisi de boğuldu. Orada günahkar olmaz. Hmm. Başka bir seyircimiz demiş ki hocam kaynanan bana başkasından duyduğu sözlerle namusuma iftira attı. Kayınpederim sahip çıktı. Eşim sahip çıktı. Kaynanan benden helallik istedi. Helal ettim dedim ama kalpten helal etmedim. Ne yapmak lazım? İyiliğe iyilik her kişinin karı. <laughs> her kişinin karı. kötülüğe iyilik er kişinin karı derler affetsin. Evet. Yani tabii bu biraz şey nefis meselesi yani kolay değildir eğer böyle bir iftirayı görmezden gelmek, hoş karşılamak kolay bir iş değildir. Ama hı hı. zaten anlaşılmış onun o iftira olduğu, kendisi de özür dilemiş ya affetsin yani büyüklük bunda kalsın. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimiz demiş ki, arabada namaz kılmak olur mu? Eğer yerde kılamıyorsa, başka çaresi yoksa arabada kılar. Mesela yolculuk yapıyorsun otobüsle şehirler arası. Namaz vakti geldi geçiyor, abdestin var. Oturakta oturduğun yerden kılarsın. Ama öyle değil de kendi arabanla gidiyorsan e, ne yaparsın? Bir durakta bir e, efendim dinlenme yerinde durur, namazını orada kılarsın. Yani bu biraz da ihtiyaca bağlı bir şey, zarurete bağlı bir şey. Normal şartlarda tabii namazın kılınırken dikkat edilmesi gereken noktaların başında ve en önemlilerinden birisi ayakta durmaktır. Secde yapmaktır değil mi? Evet. Farzlardır bunlar. Kıyam, kıra, sucud. Hı, hı. E bunları yapma imkanın olduğu halde yapmaz da sen oturduğun yerden kıyamı terk ederek ve secdeyi terk ederek namaz kılarsan bu olmaz. Bu ne zaman geçerlidir? Eğer e, ayakta durarak yani normal bir şekilde namazını kılma ihtimalin olmadığı zaman arabada kılabilir insan. Hmm. Ama burada dediğim gibi direksiyon senin kendi elindense kılamazsın. Çekeceksin bir kenara ha, ama yerde çamur var, kar var, yağmur var. Yine çekeceksin bir kenara o zaman arabada kılarsın. Ama öyle değil de hava güzel, normal, böyle dışarıda namaz kılmaya bir engel yok. Durursun bir kenarda kılarsın peki arabada kıldığı namazı tekrardan iade etmek zorunda mı? gerekmez ama. gerekmez namaz yani. e, olduysa olmuştur tamam bitti eyvallah hocam bir sesli sorumuz var hocam kıymetli seyircilerimiz hep birlikte sizden gelen sesli sorumuzu dinliyoruz Selamünaleyküm hocam hayırlı akşamlar ee, hocam bir evim var Konut kredili. Bir de aracım var. Bu aracı da bazen alıp satıyorum. Banka borcunun haricinde de başka bir borcum yok. Bankada da nisap miktarından az bir param var. Bunlar için zekat vermem gerekiyor mu? Hayırlı günler. Şimdi evet. Burada zaten parası nisap miktarından az. Hı hı. Asıl herhalde sormak istediği şey arabamdan dolayı zekat vermem gerekir. Evet. Oluyor. Şimdi e, alıp satıyorum diyor. Yani alırken ben bunu satacağım diye aldıysa o ticaret malına girer. Bineceğim diye alır daha sonra satar. Hepimizin yaptığı bir şey başımıza geliyor. Yani alıyoruz bir araç. 3-5 sene biliyoruz. Efendim işte bir yerlerini vuruyoruz, kırıyoruz. yani ne bileyim daha yenisini canımız çekiyor. İmkanımız varsa onu satıp yenisini alıyoruz. O ticaret değil o. Hı hı. Ama daha alırken ben bunu satacağım diye alıyorsa bu ticaret malına girer. Eğer böyle bu niyetle aldıysa o arabaya değer biçecek. Ya yani değer biçtirecek. Kaç lira? Onu tespit edecek. Efendim bankadaki parasını da üzerine ekleyecek. Bir senelik kredi borcunu düşecek. Geriye kalan cera, şeyini Verecek. Hmm. E, zekatını verecek. Çünkü burada kredi almış ya ev kredisi. Evet. O bu senelere dağılmıştır o. Bu eğer bir kimse diyelim ki 10 sene vadeyle kredi almış ve borç 100 binin üzerinde ve 90 bin da parası var hep. E, o 10 sene boyunca ona zekat vermeyecek diye bir şey yok. Ne yapıyoruz? O 100 bin lira para 10 senede aylık ne eder? 1500 lira. Senelik ne eder? 18 bin lira. 18 bin lirasını düşecek. Geriye kalanın miktarı şeyi geçerse e, nisabı geçerse zekatını verecek. Yani burada soru da ticaret için almışsa demin söylediğim gibi tekrar etmiş olayım. O arabaya değer biçecek. elindeki parayı da üzerine ekleyecek. Bir senelik vereceği kredi ödeyeceği kredi borcunu düşecek ve geriye kalanın zekatını verecek. Üzerinden bir sene geçtiyse. Seyircilerimize çağrı hattımızı hatırlatmada bulunayım. Kıymetli seyircilerimiz sizler de merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli videolu normal mesaj atarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Başka bir seyircimiz benzer bir soru sormuş. Demiş ki bizim 350 bin lira kredi borcumuz olmasına rağmen Zor günler için evimizde altınımız mevcut. Altının meblağı kredi borcundan düşük, bize zekat düşer mi? Demek ki söylediğim burada da geçerli. Hmm. Yani o kredi borcunda bir senelik ne kadar ödeyecekse, o altının fiyatından, tamamının fiyatından o şeyi düşer. Bir senelik ödeyeceğini düşer. Evet. Geriye kalan miktar nisabı aşıyorsa onun zekatını versin. Seyircilerimizden biri demiş ki, alkollü içecek satışı yapan marketlerde bazen indirim oluyor. O marketlerden alışveriş yapmamız caiz midir? Hükmen caizdir. Hükmen. Hı hı. Yani orada e, meşru olan, mübah olan malları satın almakta sakınca olmaz. Yani o geçerlidir. Ama sen e, efendim dini bir siyaset olarak, dini bir hassasiyet olarak ben dinimin yasak ettiği faaliyetler icra eden yerden, alışveriş yapmam diyebilirsin. Bu ayrı konu ama oradan gidip de sen ekmek alırsan, pirinç alırsan, yağ alırsan bu alışveriş geçerlidir. Muhammed Yazıcıoğlu isminde bir seyircimiz zekatla ilgili olarak demiş ki hocam bir programda nisap miktarı malı anlatırken altının ayarına bakılmaz dedi. Yani 14 ayar da olsa 24 ayar da olsa toplam grama bakılır dedi. Peki zekat verilirken bu 14 ayar 24 24 ayar hepsi kendi asli fiyatları üzerinden mi hesaplanacak yoksa direkt olarak gram olarak hesaplanacak yani 81 gramın 40'ta biri mi verilecek yoksa 81 gram içindeki 14 ayar kendi fiyatından 24 ayar kendi fiyatından hesaplanıp onun mu 40'ta biri verilecek? En son dediği doğru. Şimdi bakın bu zekat alıp vermede ne zekat verene ne de zekat alana haksızlık edilmemesi lazım. Hı hı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında tabi zekatlar memurlar vasıtasıyla toplanırdı. Yani o amil denilen Evet görevliler vardı ki Kur'an-ı Kerim'de vel amiline aleyha derlerdi onlara. Hı hı. O zekat verilecek yerlerde amil denilen görevliler onlar kabilelere, obalara giderler. Orada zekatlar alırlar gelirlerdi. Tabi o zaman insanların varlığı daha çok hayvan ve hayvanlardan da deve ve koyun tabi. Şimdi bir amil zekat toplamış, almış gelmiş. O develer içerisinde, zekatlık develer içerisinde son derece gürbüz, iri bir hayvan varmış, değerli, pahalı. Resulullah Efendimiz ona biraz öfkelenmiş. Demiş ki: insanların malının en iyisini mi alıyorsunuz şey olarak? Zekat olarak?" Zekat olarak. Gelen demiş ki o şahıs amil yani o memur. Ya Resulallah ben bunu iki normal deveye karşılık aldım. Hmm. Peygamberimiz de bunu onaylamış ve demiş ki insanların malının en iyisini almayın. Ha, çünkü o zekat verene zulüm olur. Ama en kötüsünü de almayın o da zekat alana zulüm olur. Şimdi burada altın meselesinde çeşit çeşit altın ayarlar var. Ve her evet. birinin ayarının değeri farklı. O zaman burada adil olan nedir? Evet altın yani yarıdan fazlası bir şeyin e, maddenin yarıdan fazlası altınsa tamamı altın kabul ediliyor. Hı hı. Dolayısıyla nisaba ulaşmada arada fark yok. Ama zekatı verirken en son söylediği gibi 24 ayarlık kısmını 24 ayar fiyatından 14 ayarlık kısmını da 14 ayarlık fiyatından hesap ederek verir. Hı hı. Başka bir seyircimiz demiş ki Afrika su kuyusuna zekat verilir mi? Yok zekat verilen verilecek kişinin kişi olması lazım, insan olması lazım. Hı hı. Hayır kurumlarına zekat olmuyor. Bilmiyorum. Ee, bu tabii Afrika'da olsun veya buna benzer başka yerlerde çok büyük ihtiyaç sahibi insanlar var. Yani gerek diyelim bu e, sığınmacılar da, o e, şeylerde kamplarda veya Afrika'da çok ihtiyaç sahipleri var ama bunlara yapılacak olan şeyler su kuyusu gibi ev gibi vesaire bunlara zekat olmuyor zekat kişiye doğrudan verilecek. Mustafa Terzi isminde bir seyircimizmiş ki geçmişte cami inşaatına katkıda bulundum daha sonra cami çürük çıktı yıkılıp yenilendi benim hayır defterim kapandı mı? Hayır kapanmamıştır inşallah. İnşallah. Çünkü o verirken. Orada sadaka icari olarak kalsın diye vermiş ve e, inşallah kapanmaz. Cenab-ı Hak kimsenin en ufak bir e, hasenatını boş çıkarmaz. Başka bir seyircimiz demiş ki, kamu kurumlarında gebeliği bahane ederek sürekli rapor alan kadınların durumu ne olur? Şimdi bu daha önce de bu e, rapor almak ve raporluyken maaş almak caiz mi falan diye bir soru gelmiş. Evet ve ben orada dedim ki gerçekten hastaysa ve bu hastalığı çalışmasına engel teşkil ediyor ise ve devlet de bu hakkı vermiş o zaman rapor alabilir. Ama rapor alırken e, yalan söylememesi lazım. Efendim haksızlık yapmaması lazım. Yani hem doktorun buna hassasiyet göstermesi hem de hastanın hassasiyet göstermesi. Yani çalışabilecek durumda olduğu halde bu çalışamaz raporu vermek doktorun sorumluluğundadır birinci derecede. Hı hı. Ve kendisi yalan söylerse doktora, ağrı maddi halde bir yeri ağrır diyorsa, kandırıyorsa o da birinci derecede kişinin sorumluluğundadır. Evet. Ee, bir de şu var bilmiyorum tabii bu konudaki kanunlar maaşsız izin diye bir şey var bu hamilelerde olsun, emziklerde olsun zannediyorum. Ee, onlar olabilir tabii maaşsız izinler. Bir de e, yani hamile kaldıysa bir kadın devlet memuru olarak rapor aldıysa herhalde hamile kaldığı ilk günden itibaren kimse ona rapor vermez. Hı hı. Yani artık çalışamayacak zamana gelmiş 6 ay mı geçmiş 7 ay mı geçmiş herhalde öyledir tahmin ediyorum. Ve o aşamaya geldikten sonra rapor almış devlet de buna şey yapıyor zaten izin vermiş. E bunda sakınca olmaz. İbrahim Kodalak isminde bir seyircimiz demiş ki hocam evde öğle namazını kıldım. O esnada ikindi yazanı okundu, sehven yine öğle namazını kıldım. Böyle durumlarda ne yapmam lazım? Şimdi sehven deyince namaza dururken öğlen namazı kılıyorum diye durduysa namazı iade etmesi lazım. Ama ikindi hmm. namazı kıldığı halde ağzından öğle namazı geçmiş çıkmış ise o zaman ikindi namazı kılmıştır. Burada asıl olan şey e, zihni olan kalbi olan niyetidir. Evet. Zihninde kalbinde hangi namaz varsa odur. Öyle yıkılmış. İkindiye vakti girmiş yine öyle diye niyet ederek kılmışsa O artık şey olur Ya kaza olur veya nafile olur İkindiye tekrar kılması lazım hmm. Bir de hocam mesela öğle namazının farzını kılarken ikindi ezanı okundu diyelim Oradaki ölçü nedir? Namazı kılar bitirir. bitirir Bitirir Farzı bitirir Yani hangi namaz olursa olsun Sadece bunda sabah namazı biraz istisnadır hmm. Namaz kılınırken eğer sonraki namazın ezanı okunursa önceki niyet ettiği namaza devam eder ve onu iade etmez. Bir rekat kılmış olması Tabii işte gerekiyor. Namazda ise yani Hanefi mezhebinde zaten namazlık dahil olmak için birinci rekatın secdesini yapmış olması lazım. Ama tekbir alıp girdiyse diyen görüşler de var. Hmm. Ama hanefi de birinci rekatı kılmış olması lazım. Ağrı'dan bir seyircimiz demiş ki teravih namazının Şafii mezhebinde kazası var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Yani sünnetlerin kazası yok. Yani şafiide ayrı bir hüküm olduğunu zannetmiyorum. Çünkü genellikle diğer sünnetleri kaza olmadığına göre teravih namazının kazası da olmaz olmaması lazım. Seyircilerimizden biri demiş ki evlenirken eşimden mehir istedim. 111 gram altın. O da bana mehrimi verdi. Sonra eşime mehrimi borç olarak geri verdim. Borcunu hala ödemedi. Bu zaman diliminde benim zekat ödemem ve kurban kesmem gerekir mi? Gerekir. Çünkü eğer mehrini hiç almasaydı hı hı. o takdirde ge gerekmeyecekti zekat vermek alıncaya kadar. Ama mehri almış ona malik olmuş ondan sonra borç vermiş. Bu ister kocasına borç vermiş olsun ister başka birine fark etmez. Hı hı. Normal bu alacakların zekatına girer ve alacaklarda da sen birine borç verdiysen veya şeyden dolayı satıştan dolayı alacaklı olduysan buna kuvvetli deyin kuvvetli borç diyoruz ve bu borç inkar edilmedikçe veya inkar edilse bile efendim senet gibi çek gibi bir belge varsa o e, malın zekatının verilmesi lazım hmm. yani geçmiş senelere dönük olarak şimdiye kadar vermediyse zekatını vermesi lazım. Özkan Misafir isminde bir seyircimiz demiş ki, Müslüman olarak bildiğimiz her kişi imanla mı ölüyor? Yani la ilahe illallah diyen her kişi cennete girecek deniyor. Böyle olunca mesela namaz kılmamış birisi ama Müslüman da biri ise bu kişi imanla ölmüştür diyebilir miyiz? Şimdi şöyle bir kural var fıkıhta veya genelde İslami literatürde veya terminolojide. Nahnu nahkumu biz zavahir Vallahu yetebella bis Biz görünüşe göre hüküm veririz. Hı İç halini Allah bilir. Mesela şahitler şahitlik yapıyor ve hakim şahitlerin şahitliğine istinaden karar veriyor. Bu şahitlerin yalan söylemiş olma ihtimali var mı? Var. Evet. Ama hakim ya bu şahitler belki yalan söylemiştir diye şahitlerin şahitliklerinin aksine hüküm vermez. Çünkü biz zahire göre hüküm veririz. Ama gerçeğin ne olduğunu Allah bilir. Ve o kişiler yalan söylüyorlarsa onun cezasını öteki dünyada çekerler. İman konusunda da bizim kararımız veya bizim kanaatimiz nedir? Bu adam kelime-i şehadet getirdi benim yanımda. Duydum. Hı hı. Bu adam ben Müslümanım elhamdülillah diyor. Bu adam la ilahe illallah dedi. Ha, onun kalbinde ne var ne yok onu ben bilemem. Bana evet. göre Müslümandır. Dolayısıyla ben ona Müslüman muamelesi yaparım ve bir de e, mümin olarak ölen, mümin olan herkes cennete girecek o hadisin manası. Hı hı. Ama bu demek değildir ki doğrudan cennete girecek, Hiç cehenneme uğramayacak. O anlamada gelmez. Yani nihayet eninde sonunda girecek. Kimisi ilk başta girecek, kimisi daha sonra girecek. Daha sonra girenler o daha sonraya kadar ne yapacak? Cehennemde azap görecek dünyadaki işledikleri evet. günahlardan dolayı veya terk ettikleri fazlardan dolayı namaz kılmıyormuş. Allah onun hesabını sorar. Cehennemde cezasını verir. Ceza bittikten sonra cennete sokar. Yani Müslümanların cehenneme gitmesi hani böyle ağırlaştırılmış e, şey cezası diyorlar ya idam cezası. Ne diyorlar? Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet diyorlar. Müebbet öyle değil. Öyle değil ya. Belli bir süre orada kalır ondan sonra cennete gider inşallah. Başka bir seyircimiz demiş ki bir tanıdığım hacca gidecek. Kendi türbanlı değil. Gidip geldikten sonra da türban takmayı düşünmüyor. Kadınların kapalılığına da inanmıyor. Caiz midir? Şimdi burada problem kadınların kapalılığına inanmama meselesi. Evet hocam. Niye inanmıyor? Ayeti bildiği halde onu inkar ediyorsa hacca gitmesine gerek yok. Ayeti bildiği halde. Yani Kur'an-ı Kerim'deki o kadınların kapanması gerektiğini ifade eden, bildiren hı hı. ayeti biliyor. Buna rağmen inanmıyorsa o tam Müslüman sayılmaz o zaten. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinden birisini, Kur'an'da olan kesin bir hükmü kabul etmemek, onu inkar etmek insanı dinden çıkartır. Evet. Ama öyle değil de bilgisizliğinden böyle diyor. Bilgisizliğinden ve buna bir de öğretmemiş, öyle diyor. Ha o günahkardır. Hacca gider, tamam. Ama başını örtmüyor. Ondan dolayı da onu günahını şeker. Ama bilerek inkar ediyorsa o zaman Müslüman olmaktan çıkar. Nasıl ki namaz yok diyen bir kimse Müslümanlıktan çıkıyorsa. Eyvallah hocam. Seyircilerimizden biri demiş ki Kur'an-ı Kerim'de 14 secde var. Bu secdeler ne anlama geliyor? Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim'de ya secde edin anlamına gelen ayetler var veya işte biz secdeyi emrettik onlar secde etmediler veya ettiler gibi anlama gelen ayetler var. Bunlar da yani onlar etmediyse biz ederiz veya secde edin emre itibaren secde yapıyoruz. Ee, bunun özel bir şey yok başka. Hı, eyvallah hocam. Bir sesli sorumuz var. Kıymetli seyircilerimiz hep birlikte sizden gelen sesli sorumuzu dinliyoruz. Hocam selamünaleyküm. Bu dünkü sohbette hani bu geç birkaç kere soruldu da bu namaz sırasında e, yerlenme olayını sordular. Ben e, o şekilde değil de hani o yellenme olmadan e, bir hani sıkışma daralma gibi hani bunu tutma gibi bir e, çok fazla değil de e, yani ben sadece bunu öğrenecektim hocamdan. Evet. Şimdi. Ee, namazdayken zihni meşgul eden durumlar varken namaz kılmak, namaza durmak mekruh kabul edilir. Ki bu da mesela örnek olarak da idrar sıkıştırması veya dışkı sıkıştırması. Yani e, abdest bozma sıkıştırması var iken namaza durmak mekruh oluyor. Ha bazen insanların başına geliyor. Namazdayken sıkışıyor. Yani namaza başlarken normal ki bunlar biraz da rahatsızlık eseri oluyor. Ama namazın esnasında sıkışıyor. E bu ne yapsın işte? Namazın bozsun devam etsin. Devam etsin bence. Şimdi eğer bu gaz sıkıştırması da oluyorsa burada namazı bozacak olan şey nedir? Gazın çıkmasıdır. E gaz çıkmıyorsa eğer kendisi bunu zorlayarak tutuyorsa bile o abdest bozulmaz. Abdest bozulmayınca da namaz bozulmaz. Yani burada asıl olan şey nedir? Gazın çıkmasıdır. Ama böyle bir sıkışıklık varken durmak, yani abdeste sıkışmışken namaza durmak gibi düşünülebilir. O zaman o gazını boşaltıp ondan abdest alıp namaza öyle dursa iyi olur tabii. Arzu işleyen isminde bir seyircimiz demiş ki burçlar var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Geçiyorsa hangi ayetlerdir? Şimdi ve sema izatil buruç ayet kerime var değil mi? Evet hocam. Buruç suresi var. Hatta. Ha, buruç suresi var. Orada e, boşlar olan sema gökyüzü boşlar sahibi gökyüzü ifadesi kullanılıyor. Efendim, e, öbür taraftan yıldızlarla ilgili ben necmi biliyorsunuz var yıldızlarla ilgili. Ama burçlar ayrı zikrediliyor, yıldızlar ayrı zikrediliyor. E bunların bugünkü işte o terazi burcu mu diyorlar onu? Evet hocam. Ve aslan burcu o anlamdakiler mi bilemiyorum yani ama burçlar Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Ee, ve 12 olarak da zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam böyle ifadeler ya ayet olmasa da hadiste zannediyorum var yani böyle bir şey. Başka bir seyircimiz demiş ki hocam farz namazın son rekatında Fatiha'dan sonra yanlışlıkla zammu sure okursak ne yapmamız gerekir? Şimdi bu yine soruluyordu bu bize ara sıra. Burada iki görüş var. İki görüş var. Görüşün hmm. birine göre sev secdesi yapması lazım. Diğer görüşe göre sev secesine gerek yok. Yani sev secesi yapmamışsa bile namazı namazdır. İsterse sev secesi de yapabilir. Fakat daha çok e, bildiği şey fetva e, sev secesine gerek yok şeklindedir. Hmm. Seyircilerimizden Ebrar Hanım demiş ki kuaförde çalışmak istiyorum ama etrafımdakiler birisini süslemek ya da güzelleştirmek günah dediği için gitmedim. Kuaförde çalışmak günah mıdır? Hayır. Yani kadının kadın kuaföründe çalışması günah olmaz. Yani eğer o kişi yani şüs, insanı süslemek suç değil ki. Güzelleştirmek suç değil ki. Güzelleştirir. Süsler. Yani burada varsa bir yanlışlık o e, kadın yani o efendim kendisine şey uygulanan, makyaj uygulanan veya neyse o kadın yanlış yapıyorsa günahı onadır. Öyle değil şey kuaförde çalışmış güzel efendim başını örtmüş gitmiş evinde açmış. Kim ne der buna? Bir seyircimiz "Hocam ben namaz kılmayı biliyorum ama okuyacağım duaları bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim?" diye sordu. Okuyup öğrenecek yani açar, alacak bir kitap. Tabi hı. hı. E, tabii Arapçasından öğrenmekte zorlanabilir. Arapça okumasını bilmiyorsa Kur'an-ı Kerim harflerini. Yeni harflerle yazılan şeyler var. Namaz surelerinin yazıldığı kitaplar var. Evet. Onlardan birini alır ve ama bir de yanına bir telefondan veya bir cd'den vesaireden açar ve onu dinleyerek öğrenir. Mesela şimdi elhamı açtı değil mi? Hı hı. Orada elhamdülillahi rabbil alemin diyor. Yazıyla onu okurken bir taraftan da dinler ki yanlış öğrenmiş olmasın. Bu şekilde öğrenmesi lazım. Çünkü bu namazda belli şeyler okumadan namaz olmaz. En azından evet. bir, bir elham ...bir inna atayna... ...veya bir elham, bir kulhuval... ...en azından bunları bilmesi lazım. Her rekatta elham okuyacak. Farzların e, ilk iki rekatında... ...elhamla beraber başka bir sure... ...inna atayna veya kulhuval... ...biliyorsa başkaları okuyacak. E, sünnetlerin hepsinde... ...elhamla beraber bu sure okuyacak. E Bunun yolu da öğrenmektir. E, başka yolu yok. Yani ilham gelmez kimseye... ve vahiy gelmez. Yahut da kimsenin zihnine bir yerden... ...zerk edilemez bu... Hı hı. Okuyup öğrenecek yani. Hocadan kulaktan duymada öğrenebilir bazı insanlar. O da mümkün. Evet. Hocaya gider, hocadan okur, o dinler, öğrenir. Veya işte teybe alır, kasete alır. Telefonlar bugün her türlü şeyi yapıyor. Ona alır, gelir, onu açar açar dinler, dinleye, dinleye de öğrenir. Amanlar nasıl öğreniliyor? Hafız oluyor. Tabii dinleyerek öğrenir. Dinleyerek öğreniyor. İsa Gökçeoğlu isminde bir seyircimiz. Demiş ki büyük İslam alimi Ömer Nasuhi Bilmen'in Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali ve tefsiri kitabının 4. cildinin 1696. sayfasında dünyanın dönmediği, sabit olduğu, güneşin döndüğü ve bu dönüşlerden mevsimlerin meydana geldiği yazıyor. Bize anlatılan dünyanın güneş etrafında döndüğüydü. Ömer Nasuhi Bilmen hocam dünyanın dönmediğini söylemiş. Hangisi doğrudur? Şimdi tabii dünya dönüyor. <laughs> yani şimdi bu e, bilimin söylediği şeyin aksi dinde olmaz. Evet. Burada Ömer Nasuh Efendi Allah rahmet eylesin büyük bir alimdi. Bu görüşü kendisi olarak mı söyledi? Eskiden söylenen, söylenmiş olan alimlerin görüşünü mü nakletti? Onu bilemiyorum. Hı hı. Onu bilemiyorum. Ama şu var. Bizim eski kaynaklarımızdaki bazı bu tabiat olaylarıyla ilgili efendim fiziki olaylarla ilgili olarak bilimin bugünkü bilimin vardığının aksine görüşler var. Ama bunlar ayet değil, hadis de değil. Hani eskiden beri derlerdi ya işte dünya sarı boynundadır filan evet. derlermiş eski hocalar. Bunu diyenler varsa bile bu ayete, hadise dayalı bir şey değil. O günkü insanların, mesela şunu ben okudum eski bir kitapta. Allah yağmuru yağdıran Allah'tır. Bunu esas alarak işte tabi uyunun, tabi uyun ne demek? Tabiatçılar. Hı hı. Onların işte yağmurun yağması için işte suların veya bilmem buharlaşması, sonra gidip soğuk tabakaya çarpıp oradan damla haline gelmesi gö görüşünün doğru olmadığına işarettir bu diyor. Bu ayeti hı hı. yani yağmuru Allah indiriyor. Evet Allah indiriyor ama Allah onu bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde indiriyor. Yani bunu o günkü evet. bilgisiyle bunu yazmış adam. Onu yazdı diye e, o yüzde yüz doğru diyemeyiz. Mi? O gün o, o, öyle biliniyordu o iş. Bu dini bir mesele de değil. Hı hı. Ayete de dayanmıyor aslında. Evet o ayete dayandırmış ama ayeti yanlış yorumlamış deriz. Evet. Şimdi Ömer Rasul Efendi Allah rahmet eylesin. Gerçekten asrımızın en büyük fakihlerinden birisidir. Onun en mütemayiz olduğu. Yani temayüz ettiği yani ne diyelim bilindiği yönü fıkıh yönüdür. Evet. Onun hukuk İslamiye ve ıslahat-ı kamusu diye harika bir fıkıh kitabı var. Harika diyorum. Sonra işte Büyük İslam İlmihal diye bir İlmihal kitabı var. Ki milletimizin en çok müracaat ettiği kaynaklardan birisidir. Hı, hı. Tefsiri de var. Efendim müfessirlerin hayatlarıyla ilgili eseri var. Muaddah ilmi kelam diye evet e, akaid, kelamla ilgili eseri var. Yani çok yönlü bir alimdir. Ama evet. dediğim gibi asıl onun ihtisası fıkıh alanındadır, hukuk alanındadır. Ha tefsiri var. Belki bu tefsiri eski kaynaklardan istifade ederek oradaki bir bilgiyi aktarmıştır. Yani kendisi bu çağda dünyanın döndüğünü inkar edecek bir insan değildir. Evet hocam. Ha ama eskiler bakarlarmış sabahleyin güneş şu taraftan doğuyor. Akşam üzere de güneş bu taraftan <laughs> batıyor. Ha demek ki güneş oradan buraya gelmiş. Öyle zannediyorlarmış. Ama Halbuki şunu dememişler. Ben dünyayım. Şimdi sabahleyin bu tarafa dönüyordum. Şimdi yavaş yavaş döndüm arkaya doğru. Bunu <laughs> böyle düşünmemişler Ben bilmiyorum ya. Yani. Eyvallah hocam. Allah razı olsun hocam. Evet. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rabbim size i̇şte. sağlık, afiyet versin. Kıymetli seyircilerimiz İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programında bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafta içi her gün saat 17 ve 18 arasında Allah nasip ederse sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.